Efendim Galatasaray Gaziantep'le karşı karşıya geldi. Onur katılır mısın bilmiyorum ama sezonun en zorlu maçlarından biri olarak ben adlandırdım Galatasaray üzerinde. Çünkü çok eksiği vardı. Yeni transferleri bu maçta oynatılamadı esame listelerinden kaynaklı. O günkü mücadelenin şartlarına baktığımız zaman o transferler daha gerçekleştirilmediği için. Neler söylemek istersin? Dünkü Galatasaray'ı nasıl buldun? Alınan galibiyetin nasıl yorumlarsın? Evet dediğin gibi kağıt üzerinde zordu ama hem Galatasaray kolaylaştırdı, iyi oyunuyla, iyi mücadelesiyle, takım olarak bireysel. Hem de bence Gaziantep biraz kolaylaştırdı Galatasaray'ın işini diyebiliriz. Ee, tabii milli ara sonrası Galatasaray adına çok iyi bir senaryo, çok iyi bir dönüş. Çünkü hatırlarsak milli arada kaoslarla boğuşan bir kulüp vardı, transferdeki problemler. Baktığımız zaman milli ara sonrası iki maç, iki galibiyet, güçlü oyun, atılan 8 gol Galatasaray adına. ...çok iyi bir senaryo gerçekleşmiş durumda. Ee, ben şu ifadeyi kullanmıştım... ...transfer döneminin bittiği gün. Evet Galatasaray... ...problemli bir planlama dönemi geçirdi. Takımın ekitleri var. Evet sol kanatta bir oyuncu halen yok. Merkezde bir oyuncu eksiği var. Hep bunları konuşmuştuk ama ben şöyle demiştim. Galatasaray'ın en çok ihtiyaç duyduğu şey... ...ne bir sol kanat ne bir orta saha. Okan Buruk demiştim. Yani e, çünkü neden bu ifadeyi kullanmıştım? Galatasaray'ın halen elinde... E, biraz tabii ki sorunlu bir planlamayla ortaya çıkmış ama çok kaliteli oyunculardan kurulu bir kadro var. Ve bu kadro iyi bir teknik adam yönetimiyle çok güçlü bir oyuna kavuşabilir demiştim. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Galatasaray tabii ki birçok sevindirici nokta var. Takım olarak bireysel anlamda ama bence en sevindirici kısım Okan Buruk kendi ayarlarına geri dönüyor diye düşünüyorum. Hı hı. Yani ilk iki sezonda Galatasaray'ın şampiyon bitirdiği ilk iki sezonda hem sağ içi hem sağ dışı yönetimiyle oyuncu kullanımıyla, oyuncularla diyaloğuyla, forma adaletiyle fark yaratan bir Okan Buruk vardı. Ve Galatasaray'ın şampiyonluklarında bence birinci faktör olmuştu. Bugün geldiğimiz noktada Okan Buruk yeniden eski performansına bence geri dönüyor. Hatalarından ders çıkarmış bir Okan Buruk görüyorum. Bu son derece önemli. Galatasaray doğru oyunla, doğru oyuncularla, doğru planlamayla çok daha doğru bir yapıya kavuştu. Bence büyük ihtimalle Okan Hoca şu anda kafasını yastığa koyduğunda Young Boys maçları alakalı bir keşke diyordur diye düşünüyorum. Yani bugünkü Okan Buruk olsa eğer şu an Young Boys'un o dönemki Young Boys'e karşı Galatasarayın başında daha doğru bir planlama, daha doğru oyun ve daha doğru 11 ile Galatasaray bence oturu geçerdi diye düşünüyorum. Hı hı. Okan Buruk büyük ihtimalle pişmanlık yaşıyordur Young Boys Young Boys eşleşmesine yönelik tabii ki ama Galatasaray derbiye... Lider çıkıyor ve sezon başından bu yana büyük kaoslarla boğuşan bir Galatasaray var. Yani biraz geriye dönelim. 5-0'lık Galatasaray yenilgisi, üstüne Wilfried Zaha krizi, Kerem Aktürkoğlu krizi, ardından transferle ilgili problemler, Young Boys şoku derken Galatasaray bu krizlerin içinden yine aslında bir kulüp genetiği ortaya çıktı burada. Sağ dışındaki krizleri Galatasaray sağ içine ekstra enerji olarak geri döndürtüyor. Bunun bir örneğini yaşıyoruz şu anda sağ dışında bu kadar krizlerle boğuşan bir kulübün sağ içinde bu kadar farklı bir performans göstermesi herhalde çok az kulübün yapabileceği bir şeydir. Galatasaray'ın da yıllardır yaptığı bir şey bu. Bu anlamda önemli bir noktaya geldi bence şu an Galatasaray. Hocam sizin dünkü maça dair yorumunuz nedir? Şimdi sen gündemi saydın programın yarısı gitti. Ben de Sevgili Onur'un değindiği Galatasaray'daki krizleri saysam öteki yarısı da bitecek. Doğru valla. Ama ben sadece düne döneyim. Hafta sonundan düne döneceğim. Bence geçen hafta sonunun kazananı Galatasaray'dı. Beşiktaş-Trabzon beraberliği. Trabzon 10 kişi de olsa Beşiktaş deplasmanda ilk puan kayıplarını yaşadı. <laughs> Trabzon zaten puan kaybetmiş takımlarımızdan biri. Fenerbahçe gerçi 3 puanı aldı. Ee, tıpkı Galatasaray'ın dünkü maçı gibi 2-0'a kadar oyuna hakim olan bir Fenerbahçe ama sonradan da ortaya koyduğu oyunla derbiye yönelik çok olumlu mesajlar vermeyen bir Fenerbahçe izledik. Galatasaray ise yine 5 gollü bir galibiyet elde etmişti. İşte o keşkelerin tamamıyla bir tarafa atıldığı Galatasaray kenetlendiği zaman neler yapabileceğini, ...gösterdiği bir dönemin başlangıcı oldu hafta sonu. Çünkü futbolcuda da aynıdır. Bir futbolcunun oynadığı oyun vardır. Bir de o futbolcunun potansiyeli vardır. Yani bir iki hafta kötü oynadı diye hiçbir zaman o potansiyelden yoksun kalmaz... ...veya kötü futbolcu olmaz. Ki sevgili e, Okan Hoca da bunların içinde. Onur değindiği için ben de destek olsun diye söylüyorum. Galatasaray sadece 3 puan kazanmamıştı. Hem Fenerbahçe maçına yönelik bence oyun olarak çok olumlu sinyaller vermişti. Hem de camiadaki o bütün onurun saydığı krizlerin hepsinin üstünü örtmüştü. Şimdi e, dün de alınan 3 puan zaten tamamıyla pastanın kaymağı oldu. E, o yüzden Galatasaray Fenerbahçe deplasmanına lider olarak gidiyor hem de iyi oynayan bir lider olarak gidiyor. Gerçi dün de ikinci yarıda Galatasaray'ın çok iyi oynadığını kendi adıma ben söylemek istemiyorum. Çünkü daha fazlasını yapacak bir takım var. 2-0 olduktan sonra bütün düşünce şuydu. Acaba derbiyi düşünerek Galatasaray oyunu biraz rolantiye alır mı? Nitekim de aldı. Ama oyunun başında 2-0'a kadar öyle bir oyun oynadı ki o öndeki ön alan baskısı muhteşem o baskıyı yaparken Abdülkerim'le Sanchez ki bence sezon başından beri Abdülkerim'in futbolculuğunu sorguluyorduk biz. İki maçtır harika oynuyor. Sanchez bence Türkiye'nin en iyi stoperi olduğunu iki yönlü oyunuyla hep gösteriyor. Takımı rakip yarı sahaya kadar neredeyse çıkardılar. Kaybedilen topları da karşı presle hemen geriye kazanıp Antep'in nefes almasına bile izin vermediler gerçekçi olalım. Fenerbahçe maçını konuşurken veya maalesef bizim gündemimizde yeni hakemler olacak, hatalar olacak. Galatasaray'ın birinci maçında Barış'ın koluna o topun ben de değdiğini düşünenlerdenim. O gol verilmeyebilirdi. Ama bu bence Galatasaray'a yapılmış bir iyilik değil. Kesinlikle bir kötülük. Rakiplerinin birleşerek Galatasaray'ı daha maç öncesi algı yaratarak eleştirmeye çalıştıkları bu dönemde Galatasaray daha fazla eleştiriye mazur kalıyor. Yani Cihan Aydın niye öyle bir hata yapıyor ki? Görmeyebilirsin. Ama orada bir de var var. Zaten bütün mesele var hocam. Varın bunu mutlaka görmesi Varın devreye girip gö girmediği pozisyonlar. Evet, görme gö Görmesi lazım. Sonuçta Galatasaray o muhteşem oynadığı oyunu daha sonra rölantiyi alınca e, biraz daha temposu düşük. Galatasaray'ın güvenli oyunu sürdürdüğü bir oyun haline geldi. E, 3-0 ee, yine çok iyi hazırlanmış bir gol Ki Galatasaray'ın oyununu Fenerbahçe maçı ile ilgili daha detay analiz ederiz Ama Antep'in golüne de şapka çıkaralım Furkan, Kesinlikle Furkan'ın golü Yani Antep belki Galatasaray'a yardımcı oldu Ama Mustera da o golde Antep'e, Furkan'a yardımcı oldu Beklemiyordum. Yani Zaten bu... Furkan'ın maç son açıklaması vardı Mustera'nın böyle bir e, harekette bulunacağını tahmin evet. ediyordum dedi Bunu değerlendirdim hmm üstün çıkan tarafta ben oldum dedi. Kısaca Galatasaray'da şu an her şey yolunda. Ama bu bütün bu krizler açıldı anlamına gelmez. Sadece üstü örtüldü. Eğer Fenerbahçe maçı kazanılırsa o krizler büyük bir ölçüde, büyük bir kısmı açılır. Beraberlik halinde en azından Galatasaray o krizleri tekrar gündeme getirmez. Belki bir iki tane yönetimi ilgilendiren kriz ayrı konu. Ama mağlubiyet halinde yine bütün bunlar ülkemizin yapısı gereği konuşulmaya başlayacaktır.